Fransızca derslerimizi YouTube kanalımızdan izleyin lütfen. YouTube'da Fransızca dersleri ya da İtalyanca dersleri ya da Bridge dersleri diye aradığınızda bize ulaşabilirsiniz. Fatih Mehmet Canıtez, Fransızca eğitim. Bonjour à tout le monde. Nous sommes sur notre chaîne de YouTube et nous continuons avec le cours de français dans le niveau A2-1. Leçon 7, films d'action ou d'amour. Exercice 1. Fais comme dans l'exemple. Exemple. J'ai un ami canadien. Mon ami parle 5 langues étrangères. Maşallah. Benim Kanadalı bir arkadaşım var. Arkadaşım 5 dil konuşur. İki ayrı cümleyi pronom relatif ki ile birleştiriyoruz. J'ai un ami canadien qui parle 5 langues étrangères. Benim 5 dil konuşan arkadaşım var diyorsunuz. Kanadalı bir arkadaşım var. Şimdi diğer cümlelerde ki relatifi ile birleştireceğiz. Setunville, bu bir şehirdir. Setville est très animée. Bu şehir çok hareketli bir şehirdir derken ikinci cümledeki Setville'e gerek yok. Bunun yerine ki yazıyoruz. Evet, bunu kaldırdınız ve ki yazdınız. Setunville qui est très animée. Bu çok canlı bir şehirdir şeklinde olacak. Depuis 2 jours. 2 günden beri. Je ne vois pas la fille. Kızı görmüyorum. La fille porte toujours des lunettes noires. Kız hep siyah gözlük takıyor. İkinci cümledeki la fille'e gerek yok. Bunu kaldırıp yerine qui pronom relatifini koyuyorsunuz. Je ne vois pas la fille qui porte toujours des lunettes noires. Hep siyah gözlük takan kızı görmüyorum. 2 gündür. Je cherche un film. Bir film arıyorum. Le film est romantique. İşte buradaki le film'i kaldırıyoruz ve ki relatifini koyuyoruz. Onun yerine geçiyor. Pronom adı üzerinde ismin yerine geçiyor. Burada ki eşittir le film. Je cherche un film qui est romantique. Romantik olan bir film arıyorum. La femme s'habille en rouge. Kadın kırmızı giyiniyor. Elle s'appelle Janine. Onun adı Janine'dir. Evet, burada la femme kadın, el onun yerine geçmiş. La femme s'habille en rouge. Elle s'appelle Janine. Burada la femme qui s'appelle Janine s'habille en rouge şeklinde yapabiliriz. Burada biraz daha farklı olduğu için yazalım. La femme qui s'appelle Janine. Adı Janine olan bayan s'habille giyiniyor. En rouge. Hep kırmızı giyiniyor. Kırmızı giyiyor. La femme qui s'appelle Janine s'habille en rouge şeklinde yapacağız. Ya da ikinci bir şey de yapabiliriz burada. La femme qui, belki de daha doğru bu cümleyi sıralamaya göre, s'habille en rouge, kırmızı giyinen kadının adı s'appelle Janine. Kırmızı giyinen kadının adı Janine'dir diye de yapabiliriz. İkinci cümle burada bu dizilime göre daha uygun görünüyor. Her ikisi de anlamlı bir cümle oluyor. Peki, transforme les phrases comme dans l'exemple. Exercice 2. J'ai acheté Satın aldığım une belle voiture, güzel bir araba. Qui est très rapide, çok hızlı olan. Şimdi biraz önceki örnekte biliyorsunuz iki cümleyi qui pronom relatifiyle tek cümle haline getirmiştik. Burada ise qui relatifiyle verilen cümleleri iki cümle haline getirin diyor örnekteki gibi. J'ai acheté une belle voiture, güzel bir araba aldım. La voiture est très rapide. Araba çok hızlıdır. Şimdi je vais voir ma soeur. Kız kardeşimi göreceğim. Qui habite à Troyes. Troyes'da oturan kız kardeşimi göreceğim. Şimdi qui relatifi, pronom relatifi, pronom zamir olduğuna göre burada kimin yerine geçmiş ikinci cümlede? Kız kardeşin yerine geçtiğine göre. Je vais voir ma soeur. Ki'nin nokta, iki cümle yapıyoruz çünkü. Ki'nin yerine el koyarak elle habite à Troyes. O Troyes'da yaşar. Je vais voir ma soeur nokta elle habite à Troyes. Sabine préfère le pantalon qui est bleu. Burada qui zamiri pantolonun yerine geçtiği için Sabine préfère le pantalon point nokta ce pantalon est bleu. Bu pantolon mavidir şeklinde iki cümle haline getirebiliriz. Sabine préfère le pantalon. Sabine le pantalon nokta ce pantalon est bleu. Yves veut regarder le match de foot qui joue à la télé. Yves televizyonda oynayan maça bakmak istiyor. İki cümle yaptığınızda ki zamirinin burada le match de foot olduğunu görüyorsunuz. Yves veut regarder le match de foot nokta ce match joue à la télé şeklinde ikiye ayırabiliriz. Melin a trouvé son ancien livre qui est très important pour elle. Melin kendisi için çok önemli olan kitabını, eski kitabını buldu. Burada ki'nin zamir olan ki'nin ne yerine le livre ancien olduğunu görüyoruz. Melin a trouvé son ancien livre point il est très important pour elle gibi yapabiliriz. Setunville qui est très dynamique. Çok dinamik bir şehirdir. Hareketli. Setunville nokta elle est très dynamique. Ki'nin burada ville şehir sözcüğünün yerine geçtiğini görüyorsunuz. İkinci cümlede şehri bir daha kullanmaya gerek yok. Ki ile bağladığınızda. Ki zamiri bu işe yarıyor burada. Peki. 3. Complète les phrases avec les verbes donner. Faire yapmak biliyorsunuz. Être olmak, rire gülmek. Prezente tanıtmak, tanışmak, rendre iade etmek, aller gitmek, mentir yalan söylemek, s'appeler adı olmak. Il a un chien qui s'appelle Mimi. Onun adı Mimi olan bir köpeği var diyebiliriz. Burada chien'e göre çekeceğiz ki üçüncü tekil s'appeler'i s'appelle şeklinde olmalı. Qui s'appelle. Je déteste les gens qui man. Yalan söyleyen insanlardan nefret ederim. C'est le magasin qui souvent de promotion. Magasin çoğul olduğu için qui font souvent de promotion. Sık sık promosyon yapan, indirim yapan anlamında ki fon. c'est la route qui va giden à Lille. Lille'e giden yoldur bu. Ce n'est pas une caricature qui me fait, beni güldüren, qui me fait rire. Beni güldüren bir karikatür değildir bu diyor. Faire rire, güldürmek. Rire, gülmek. Faire rire, güldürmek oluyor. Oldurgan. Mon frère va à l'école. Benim erkek kardeşim okula gidiyor. Qui est à côté de chez nous, bizim yanımızda olan, evimizin yanındaki okula. Ce n'est pas la femme qui présente, sunan. Kanal 6'da haber sunan kadın değil mi? Le portable est un appareil qui rend la vie plus facile. Hayatı kolaylaştıran araçtır. Cep telefonu. Render facile. Render'dan sonra bir sıfat kullanarak o sıfatı fiil haline getirebilirsiniz. Render facile, kolaylaştırmak. Render difficile, zorlaştırmak. Burada kolaylaştıran diyoruz. Ray ce qui ne veut pas. Uygun olmayanın üstünü çiz demiş. D'après toi, à mon avis, bence. D'après toi, sence. À mon avis, bence. Benim fikrime göre. Je trouve. Şöyle buluyorum. Tu dois voir le médecin. Burada je trouve uygun değil. Bana göre. Benim fikrime göre. Sana göre. Burada doğru olan à mon avis olur. Şu ikisini cümleye göre siliyoruz. Je trouve, à mon avis, d'après toi, le saut, en parachute n'est pas dangereux. Paraşütle atlama, le saut en parachute, tehlikeli değil mi? Sence, burada doğru olmalı. Sence, paraşütle atlama tehlikeli değil mi? D'après toi, à mon avis, je trouve ça très romantique. Ben bunu çok romantik buluyorum. Burada je trouve ça doğrusu. D'après toi, à mon avis, je trouve certains films d'action contiennent des scènes d'horreur et de violence. Bazı aksiyon filmleri contenir, içerir. Sahneler, korku ve şiddet sahneleri içerir. Sence, bence, je trouve olmaz. Sence içerir mi daha mantıklı olur? Birine soruyorsunuz bunu. Sence bazı korku filmleri, bazı aksiyon filmleri, korku sahneleri ve şiddet sahneleri içerir mi? Gibi olabilir. Que penses-tu de ces produits? Bu ürünler hakkında ne düşünüyorsun? Fais des phrases comme dans l'exemple. Örnekte olduğu gibi cümle yap. À mon avis, c'est son bon marché demiş. 2 euro olduğu için benim fikrime göre bunlar çok ucuz diyor. Burada ayakkabılar için benim fikrime göre bunlar çok şık, güzel, nasıl bulursanız. À mon avis, ce sont très chic. Şıklardır. 300 euro için à mon avis, bence, d'après moi ya da bence, c'est très cher. Çok pahalıdır diyebilirsiniz. 340 euro par kilometre. Kilometrede 340. Çok ciddi bir hız. À mon avis, d'après moi ya da selon moi. Yine üçüncü bir yol bence demek için à mon avis, selon moi, d'après moi, bunlar eş anlamlılar. Bence. C'est très rapide. Çok hızlıdır diyebiliriz. C'est très rapide. Burada. Evet, film çeşitleriyle ilgili bir bulmaca var. Gördüğünüz gibi horror galiba bu, değil mi? Horror, amour, science fiction diyebiliriz. Diğerlerine de siz bakın. Bu filmlerin türlerini yazın demiş. Indiana Jones, un film d'action. Bu un film d'horror, Frankenstein ünlü. Bu herhalde un film d'amour, aşk filmi diye biliyorum. Bu un film komik, sanırım komedi. Bu da un film d'horror, de science fiction da olabilir. Bilim kurgu şeklinde olabilir. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz. A bientôt. Au revoir.